Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün günlerden cuma ve saat 3.30. Saat 3'te aldım arabayı ve tam 35 dakikadır işte kameraya falan kurdum. Cercürt biraz vakit geçti. Neyse abi, bugün gece 3'e kadar falan çalışırım muhtemelen. Abi gece çocuk uyutmadı ya. Yemin ediyorum var ya, nasıl da dayanacağım gece 3'e kadar bilmiyorum ama bir o tarafa salla, bir bu tarafa salla, şöyle yap, böyle yap falan filan abi. Yok. Uyutamadık kızımızı. Velhasıl yani bir türlü şu giriş konuşmasını yapamıyorum ya. Gerçekten şu giriş konuşmasını yapmak çok zor. Gerçekten zor yani. Neyse, kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim abi. Bir daha denemeyeceğim. Bugün yok abi, bir daha çekeyim ya. Ah müşteri. Doğru musun? Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Müsait. Eşim. Bize sokabiliyor musunuz? Navigasyona girelim. Tamam, süper. Çok ilginç bir çocuk ve çok da yakışıklı maşallah. Asker herhalde, öyle değil bir yaşlı. Çok tarz bir çocuk. Selamünaleyküm. Aleyküm hocam, hoş geldin. Şimdi bugün gidelim, ondan sonra gene geri gelelim. Şimdi girmişim. Daha önceden benim abiye bindin mi? Çok şey diyorsun ha. Coşkun diyorsun. Hı? Coşkun diyorsun. Ne coşkun? Tecavüz diyorsun ya. He. İzliyorsun. İzledin ya. Tabii. Bence Türk Televizyonu tarihinin en güzel dizisiydi abi. Üzerine tanımam ya. İçeride. Fena. İçeride. Ya Çukur'dan iyi miydi? Bence iyiydi abi. Vallahi. Konusu çok güzeldi abi. Çukur'un konusu o kadar iyi değildi ki. Çukur'da bir mahalleyi koruyorlar. İçeride ama Aras orada patladı değil mi? Yok. Aras orada patlamadı. Aras şeyde patladı. Şey oynuyordu onun babasını. Babası iki evliydi. Bir film vardı. O çocuktu Aras da. Ufaktı. Hmm. Neydi o film ismi ya? Erkan bir adam var. Erkan uzun boylu. Hani şey izledin mi? Bu psikolog filmi var. Şey biliyorum. Öyle bir geçer zaman ki. Hah, öyle bir geçer zaman ki, evet. Aynen. Orada patladı. Sen nereden geldin? Hangi ülke? Ben Almanya'da yaşıyorum. Ama çok fazla belli etmiyorsun. Ya oldu. Burada şöyle söyleyeyim, burada okudum ben. Hmm. Burada ilkokul burada okudum. Gerçi doğma bir Almanyalıyım da. Bu ilkokul burada okudum. Ondan sonra gerçi gene Almanya'ya gene taşındım. Ya buraya gelmemin sebebi babaannemle dedem yalnız oldukları için. Öyle bir yani, gerçi top da oynuyorduk bu zamanlarda. O amaçla geldim yani, burada top oynarım diye. Öyle işte gelmiş gene. Hem şimdi tarafı. Orada ne yapıyorsun? Şimdi Almanya'da mı? Hı hı. Almanya'da şimdi de şey oluyor. Memursun yani. Aynen memurum ben. Yine büyüklerim ziyaret ediyor. Ziyaret ediyor. İzin vardı. Fazlalıktan. Mecbur almam lazım bu sene. Dedim şimdi alayım. Havalar bak, top görüyor musun? Almanya'da var mı tok? Tok görmedim vallahi hiç. Görmedim, şimdi geçti yani. Daha çok şey var. Yani şöyle, Almanya'da görmedim tabii. Tesla var daha çok. Tesla bir de şeyinki de çok, Mercedes'lerin. Bir şey söyleyeceğim. Tesla bu sene felaket patladı ya. İstanbul'da da yani çok görüyorum ben. Eskiden bu kadar çok görmüyorum. Belki bir modeli var. O modeli çok görüyor yani. Ya W mi diyorlar burada? Bilmiyorum. Kıçı biraz havada böyle. Aynen. Yüksekte yani kıçı biraz. Cip tarzı değil mi? Kapılar yani, böyle açılıyor. Yok o değil. Zaten bilmiyorum. Daha doğrusu yok. Kapılarını hiç açılırken görmüyorum. 3-4 modeli var. Fazla yok. Kapıları hiç açılırken görmüyorum de beyaz rengine genelde alıyorlar. Ya ben, beyazını gördüm yani. Mesela Alman hükümeti. Tipi de çok güzel bir tipi yok yani açıkçası yani ama. İçi güzel. Şurada MacBook var. Hmm. Apple'den. Aa. Tabii oyun oynayabiliyorsun. Mesela Mario oyunları. Araba oyunları oynayabiliyorsun. He şey. Yani o tarz şey yapmışlar. Oyun yani. Yükleyebiliyor musun? Oyun yükleyebiliyorsun. MacBook var. Yani içi güzel de dışı yani bilmiyorum. Tabii ben de daha çok şeyine önem verirdim. Kullanışlarına. Öyle sesli araba yapmayı çok sevmem. Ama tabii dış tipinde de bir şeyler olması lazım yani. Tamam, sen bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam. Tahmini kaç dakika sürer gelmen? 2 dakika. Telefonu vereceğim, geleceğim. Tamam.
Yani ben şöyle söyleyeyim abi. Özellikle Almanlara ve Almanya'da yaşayan Türklere karşı, yani onlardan ben hiç böyle şey görmedim. Yani sahtekar, dolandırıcı, işte efendime söyleyeyim sözünü tutmayan. Ben görmedim ya. Belki vardır ama ben görmedim. Bana denk gelmedi. Ve Almanların kendilerinin de çok dürüst olduğunu biliyorum. Çok kez tecrübe ettim bunu. Yerlerinden bahsediyorum. Alman yerlerinden bahsediyorum. O yüzden mesela ben bu adam mesela gitti. Hiç kesinlikle gelmeyecek diye bir şüphem yok. Zaten yazan da 55 lira. Ama niye ya 55 liradan olalım değil mi abi? Evet. Tamam mıyız? Aynen. Şimdi aldığın yeri bırakmayın yani. Aldığın yeri bırakmayın. Abi gümüş balaya gideceğiz. Bunları eve bırakacağım. Telefon bıraktı mı sana? Sonra şu aşağı sokağa geri geleceğiz. Oradan bir ürün alacağım. Beni eve tekrar bırakacaksın. Eğer ki bekleyebileceğim bir yer yoksa hiç durmam, söyleyeyim yani. Tamam, bekleyeceksin abi. Tamam. Sıkıntı yok. Abi sen de buraya niye çekiyorsun abi? Abi buraya sizin buraya ama abi şuraya çeksin o zaman. Niye bak küfür ediyor bir de? Tamam da yani arabalar geliyor gidiyor yani sen de bunu görüyorsun ama. Ama yani çeşinde adam sen de onu dövmeye kalkıyorsun. Ayıp denen bir şey de yok mu? Küfürlü konuşmayacak. Ben sen tamam abi. Ama küfür etmedim dedi sana. Yalan söyle. Bak herkes duydu. İyi tamam. Yok etti burada. Etti mi küfür? Çekirsin dedi. Adam tamam abi çekiyorum hemen dedi. O da gibi çekmişsin deyince zaten geri bastım. Ama o da yani buraya araba çekiyor mu? Tamam o hatalı da küfür etme. Abi çek de bir daha da çekmeyeceksin de. Buraya diyeceksin olacak bitecek. Doğru, küfür etmese ben onu duymadım. Ama etmedim dedi ya ben onu şimdi. Abi etmese böyle davranabilir mi abi sen? Sessiz olabilir mi? Olabilir. Niye bu kadar gergin oldu ya bu olay? Gergin başladım ya. Neye? Senin olan yolculuğuma. Niye öyle oldu? Kara bela gibiydi. Ama her günümüz olay şeyde, ofiste. Niye? Müvekkillerden dolayı. Baba ölüm döşeğinde başlısı tabii dava. Üç çocuk daha baba ölüm döşeğinde daha gözünü kapatmamış. Miras davasında. Geldiler miras kavgaya düşmüşler nasıl paylaşacağız diye. Ya aslında biz şimdi böyle konuşuyoruz da şimdi şöyle bir durum var. Aşağı. Belki işlerinde bir tanesi hayırsızdır, bağımlıdır. Ya değil, üç aşağı doğru. Belki içinde uyuşturucu bağımlısı vardır. Ötekileri paranın olması istemiyordur. Ama falan peşman yani. Hukuk diyor ki, üçüne bölünecek. Bu kadar basit. Ama onlar daha ne kadar fazla pastadan dilim alırım peşinde. Onu evet. Soruyorlar. Ya bu evli işte, yok bu bekar. Birbirlerine çirkin çirkin şeyler söylüyorlar. Ha bekarsa azalacak, evlice daha fazla azalacak. Aynen, bu paraya ihtiyacı yok zaten. Ya var ya da yok, önemli değil. Değil. Babam mirası haktır ya, miras haktır diye bir şey var ya. Şimdi yapmış olduğumuz iş gereği bazen her insanın işte bir eşref saati vardır, bir eşek saati vardır, tamam mı? Yani sen bazen gergin olabilirsin, bazen çok neşeli olabilirsin, bazen dertli olursun, bazen de bizim eğlenceli olsun, vızır vızır yani falan filan. Şimdi abi demin ben acayip gergindim. Bir de biraz sert çıkıştım herhalde bu adama. Yani beklemem falan dedim. Ama bu meslekte gerçekten bazen öyle insanlar çıkıyor ki yaptığına pişman oluyorsun. Tamam, bu adama da ben böyle sert çıkıştığıma pişman oldum. Bunun gibi olaylarda insanın karakterini pişiriyor mu desem, efendime söyleyeyim yani daha olgunlaştırıyor mu desem bilmiyorum ama
İşte böyle 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 insanları tanıyorsun. Yani hata yapa yapa, hata yapa yapa. Eğer buradan da kendisine sesleniyorum. Eğer seni de kırdıysam abi, hakkını helal et, özür dilerim yani senden. Özür dilemek insanın ağzına yapışmaz. Aslında çok da böyle bir kötü bir şeyde de tutumda bulunmadım. Aslında mesleğim gereği kendimce kendime önlem aldım. Ama biraz sert bir mizaçla söyledim bunu. O kadar sert olmaya gerek yok sadece. Neyse, gün devam etsin. Şu an saat 5:20 var. Avcılar Gümüşbala'dayım. Günün geri kalan zamanlarında yani böyle şehrin içerisine doğru, böyle Taksim, Beşiktaş, Nişantaşı, oralara doğru akmaya çalışacağım. Bakalım oralara müşteri alacak mıyım? Burada şu, çünkü çok fazla trafik var Avcılar bölgesinde. Hoş geldiniz. Ne tabii canım? Yeni Avcılar'dan geldim şimdi Yeni Bosna'ya. 205 TL'ye para yazdı. Yaklaşık 500 liraya yakın para toplamışım. Aleyküm selam, hoş geldin. Kapasite mi? Evet. Peki sen savaş zamanında Taliban'a destek verdin mi? Taliban yani Taliban devlet ulan mafan ulan mafan. Kime vurayım ben? Daha ne istiyorsun yani, daha ne yapabilir senin için? Şöyle söyleyeyim. Bak şimdi. Abi şimdi sen buradan geçeceğini sanıyor musun gerçekten? Sen şimdi buradan geçebilecek misin? Yani niye sürekli korna çalıyorsun, tahrik ediyorsun? Tamam da yani biraz bekle, önümde araba var benim de. Abi ne kadar mesafe var, kurban olayım. Ne? Abi ben zaten görüyorum. Gerçekten bu İstanbul trafiğinde sakin kalabilmek, sakin kalmaya başarmak çok zor yani. Zaten arabanın dibindeyim yani. Yol vermişim vereceğim kadar, daha niye yani? Sıkıştırıyorsun yani. Yarım metre gitsene diyor. Gitmişim zaten, arabanın dibine girmişim. De Allah Allah. Başkanlar, herkese kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Allah razı olsun. İstiratlar toprak, paranın nereye gittiğini görsün. Selamünaleyküm arkadaşlar. An itibariyle aranızdayım. Hayırlı işler olsun inşallah. Birbirinizi tanımıyorsunuz, almam lazım. Aa, sen tanıman reis. Yok reis, almıyor. Birbirinizi tanımıyorsunuz kardeşim, aynen. Kusura bakma. Efendim? Birbiriniz diyorum, tanımıyorsunuz, aynen. Kusura bakma. Abi ben de Marmara sorunlara gideceğim ya. Ne yapıyorsun reis? Sağ ol, sana sor. İyi, sağ olasın. Yayında mısın? Sürekli kayıttayım ya. Ya takip ediyorum ben seni. Eyvah. Ya şimdi birinizden birinde yanlış anlamadım. Ya öyle estağfurullah. Bir şey çıksa, anladın yok, mı? Yok yok, aynen. Bana bir şey olmaz, sen olur abi. Seni koruduğum için. Yok eyvallah, Allah razı olsun. Ben de 45 dakikada bekliyorum, kedi donlu. Anladın mı, biliyor musun sen? Vallahi. Vallahi videolarım TikTok'ta çok çıkıyor. TikTok'ta bütün ilerleyemiyor. TikTok'ta sorun yaşıyorum ama ya. Aa. Biraz sorun yaşıyorum TikTok'ta. Şeyini bilmiyorum, Instagram linkini bilmiyorum ya. Instagram'da da aynı. Nereye güzel aldın? Güngören. Neyi var? Bıdırı. Ameliyat oldu. Niye? Kaynanan. Şey, kısırlaştırıldı. Çirkin ya. Sana çirkin diyor. Şey, dişi mi? Yok, erkek. Erkekse iyi, bir şey olmaz. Yok ya, dişi sıkıntı. Bende var bir tane. Ha, benim de var evde. Ben de kısırlaştırdım. En iyisi ya. Tüy dökümü falan rahatladı biraz. Kışa girdiği zaman rahatlıyor, yazın çok döküyor. Ya şimdi ben burada biraz inancıma göre hareket ettim aslında.
Çok da araştırdım. Kısırlaştırsam hani günah olurum falan diye. Yani birkaç yerden vaaz aldım. Şöyle bir şey söylediler. Dediler ki işte eğer ki baktığın yer yüksek bir yerdeyse, yani bahçe gibi bir yerde bakmıyorsan o zaman eyvallah. Çünkü hani ya hatta şöyle söyledi. Kediyi dışarı alıştırarak bakman lazım. Doğru. Dedi. Onun özgürlüğüne çok fazla müdahale etmek doğru değildi, kısırlaştırmaktı. Gidecek, gelecek. Hani besliyorsan o şekilde besle dediler bana. Ama ben dedim ki ya ben yavruyken aldım karşı komşudan. Bir de ben 5. katta oturuyorum. Bir de öyle dedim, sürekli dedim yani. Yok, çıkaramaz. Çıkacak gelecek. Kedi de gitti, evet, korkuyor da. O zaman dedi bir zaruret var. Zaruret oluşmuş dedi. O zaman da kısırlaştırabilirsin. Ama zaruret oluşmasaydı o zaman yapma demişti. Eğer kedi kendi başına, tek başına dışarıda hani durabilecek kapasiteye sahip bir kedi olsaydı, hani sokak kedisi olsaydı onu yapma demişti bana. Ama evde duruyorsa. Yok, çok zor ya. Güzel hayvan ama temiz. Kediler güzel ya. Aynen, temiz. Ben sevmiyordum evlendikten sonra. Eşim bir gün eve geldim, evde kedi var. Hayda. Aynen. Elleyemiyordum yine. Ciddi mi? Korkudan değil ama hani böyle bazen bir fobin olur ya. Elleyemezsin, dokunamazsın. He. Ondan sonra alıştım, şimdi ben de uyuyor evde. Şimdi ben bırakmıyorum mesela. Adı ne? Benim kendi kedimin adı Pişo. Bu kayınvalidemin. He. Pişo da Kürtçe kedi demekmiş herhalde. Bilmiyorum. Nerede? Hangi dil? Valla benim... Kürtçe mi? Aynen. Allah Allah. Eşimin dedesi yani. Anne tarafı Elazığlılar ama Kürt değiller. Dedesi hep Pişo diyormuş kedilere. He. Köyde. Pişo. Sen şey biliyor musun? İtalyan bir tane adam şimdi kedilerin isimleriyle çağırmaya çalışıyor. Aynen. Şimdi işte İngilizce çağırıyor, cat 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 diyor. İşte Almanca çağırıyor, bir şey söylüyor işte. Ne demekse artık Almanca. İşte İtalyanca çağırıyor, bakmıyor kedi. Hiçbirini de bakmıyor. Sonra Türkçe'de pisi pisi pisi. Ya bu kedi Türk diyor. Bu kedi Türk diyor. Aynen, izledim onu. Çok iyi. Çok iyi yani. Çok komik bir şey oldu Rıfkı ile alakalı. Gerçekten. Şimdi ben evde normalde işte bir önceki anlattığım olaydan dolayı kedi istemiyordum, tamam mı? Doğru. Dedim ki artık son çare, alacaksak bile dedim bizim odaya, dedim gelmeyecek yatak odasına. Tamam mı? Girmeyecek. Ha, girmeyecek. Ben de ona dedim dikkat edin en azından biraz, çünkü niyeyse o pire olayı bende fobi olarak takıntı kaldı. Psikolojik olarak işte. Tekrar olursa. Neyse şimdi insan yatarken atletle falan yatıyorsun böyle, atlet don neyse. Rıfkı'yı aldık ilk gün. Tamam, ilk gün. Kapıyı kapattım ben şimdi. Bir de ufacık bir tefecik bir şey, şu kadar bir şey. Kapının altından burnunu soktu. Miyavla. Dedim ya tamam artık, al bari kapı içeriye. Yalnız kaldı. He, sıkıldı ya. İlk gün bir de. Susmuyor. Dedim açtım kapıyı. Geldi. İşte içeride bizle beraber yatmış. Sabah bir kalktım abi. Şuramda bir his var. Lan bir baktım cam önüne. Hadi ya. Oo. O dedim ya. Annesi zannediyor. Ondan sonra şimdi mesela aranızda bağ pekişti ya. Tabii. Diyorum bak sütümü el etmem. O sana daha yakın olmasının sebebi belliymiş ama yani. Sütümü el etmem diyorum akıllı ol. Saat 9'a 20 var ve ben haldır benzin istasyonu arıyorum. 1100 TL para toplamışım tamı tamına. Ama çok pis, acil bir şekilde mola vermem lazım. İşte bizim işin de kötü tarafı bu abi. Yani her istediğin yerde lavabo bulamıyorsun. Bazen öyle zamanlar oluyor ki gerçekten samimiyetimle söylerim, trafik oluyor, altına kaçırıyorsun yani damla, anladın mı? Oluyor yani abi, şimdi bu herkesin başına geliyordur. Senin iş yerinde çalışırken senin ofisinde tuvalet var. Ne bileyim, hiçbir şey yoksa karşıda kahvedekine giriyorsun, camiye giriyorsun, hiçbir şey yapamazsan bir yere sallandırıyorsundur belki. Anladın mı? Biz trafikte oluyoruz, öyle şişe bir şey olmuyor yani. Öyle bir durum var abi. Vallahi
çok durumdayım. Durum çok bayım. Aynen. Evet arkadaşlar, mola verdim. Mola verdiğim yerde kendime kahve aldım. Geçen canlı yayın yapıyordum. Canlı yayında bana dediler ki işte sen Starbucks kafede mi içiyorsun? Hayır abi. Ben genelde petrol istasyonlarının içerisinde kendi yaptıkları kahveden içiyorum. Orada da işte yapılan kahvelerden bir tanesi. Şimdi reklamını yapmayayım. Ben de Starbucks'ı kendimce boykot ediyorum. Zaten ben hayatımda hiç Starbucks'tan kahve içmedim. Kahve içmedim. Gidip de orada oturmuşluğum bile yok. Hiç gitmedim yani. İçeri girdim de işte bir müşteri için gitmiştim. Ama hiç şey yapmadım yani. Gidip de oradan bir kahve içmedim. Birisi de ısmarlamadı. Öyle bir şey olmadı da. Ben Coca-Cola'yı bile evime hiç almıyorum. Hatta bırak Coca-Cola'yı, Pepsi, 7 gün vesaire onları da almıyorum. Reklam verirsen yapar mıyım o bilmiyorum yani şimdi. Reklamını yapar mıyım? Şimdi kendimce boykot ediyorum ama işin içerisinde biz öyle bir milletiz ki para olursa olaylar farklılaşır. Ama şu var, elimden geldiği kadar boykot ediyorum. Yalnız şu konuda gerçekten şunu söyleyebilirim ki abi, İsraillilerin de yaptığı her mal kaliteli, kaliteli kardeşim. Mesela şimdi kolayı boykot ediyorum, kahveyi boykot ediyorum mesela, misal. Ama şöyle bir durum var. Bulaşık makinesine mesela kullandığımız Finish tabletler var, tamam mı? Bu Finish tabletin ben başkasını kullandığım zaman çamaşır makinesinin içerisinde, bulaşık makinesinin içerisinde koku yapıyor abi. Yani ondan başkasını da kullanamam. Ben şimdi ne yapacağım bilmiyorum yani. Kulağıma sünnet duymadım. Yolcumla konuşuyordum. O sırada yolcu Almanya'da taksilik yapıyormuş. Seni de tanıyormuş. Onu gösteriyorum. Selam söyle yolcuna kardeşim. Aleykümselam. Teşekkürler. Ablacığım nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Sağlığınız, saatiniz nasıl? Türkiye'ye geldiniz. Harcadınız mı euroları, dolarları? Valla daha dün bozdum, harcamaya çalışıyorum. Bir hafta daha buradayım. Bu arada şoför arkadaşımız da çok yakışıklı. Bak neyse, birine denk geldim. Hayırlı yolculuklar size. Öyledir, öyledir abla. Parayı tek başına harcamama lütfen, rica ediyorum ya. Ablam bizi davet ediyor, geldi, beraber yiyelim. Taksiciler baş olarak da, aynen taksici olarak da birlikte paraları yiyebiliriz. Mutluyum, canım sağ olsun. Ama çok zor, işiniz kolay gelsin valla. Her gün içiyor musun? Evet. Cuma akşamı içiyorum. Ha, bugün cuma. Hı? Cuma akşamı. Dün perşembeydi, bugün cuma. Cuma akşamı içmiyorum. Tamam, içtiğim şey ise bu akşam, cumaydı bugün. Yok, ben cuma akşamı içmiyorum. Hadi. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne? Cuma. Yani cumalar içmiyordun. Cuma akşamı içmiyorum. Tamam, cuma akşamı değil mi işte? Daha saat kaç? Daha 11.33 geçiyor. Yani 12'yi geçmesi mi lazım ya sen? Çok iyi. Bugün içmezsin yani sen. He? Bugün içmiyorum. İçmezsin bugün kesinlikle. Tamam, evdeki tane var orada içeceğim. Ama kafamız nasıl güzel diyorsun ha? Hem babay kafam güzel. Yok mu? Normal mi? İçerim. Sen bunu 70'in vakit içerim mi? Tek başına. Her türlü içerim. Herkes bir tarafı yani Safaköy'de. Ben rakımı içerim. Çıkarım, içmem. Tövbe. Bittim. 15 sene oldu ama. Evden laf yapmıyorlar mı? Bu kadar içiyorsun diye. Ya kardeşim bak, bitti. Evet arkadaşlar, yakıtımı aldım. 470 TL yakıt tuttu. İşte masraflarım falan çıktım. Bana da kalan bugün. Saat tam 12 çeyrek geçiyor. Ne kadar kalmış? 330 TL para kaldı bugün. Yani kış ayı ve işler gerçekten çok bozuk yani abi. Hani diyor bozuk bozuk diyor ya. Harbiden bozuk yani. Ama moralmen düşmemek lazım. Sonuçta bu bizim geçim yaptığımız mesleğimiz. Bugün iş olur, yarın olmaz. Tabii sistem biraz kötü ama, sistem biraz bozuk ama maalesef biz de bundan nasibimizi alıyoruz.
Evet, umuyorum ki bugünkü içerik sizlere keyif vermiştir. Keyifle izlemişsinizdir. Genel olarak piyasada bir durgunluk var abi. Piyasada durgunluk olduğu için insanlarda gerçekten moralsizlik oluyor. Moralsiz olunca da sohbet edesi olmuyor, insanların keyfi olmuyor. Mesela pandemide ben böyle bir sorun yaşamıştım. Evet, eğer bu kardeşinizi samimi görüyorsanız, keyif alıyorsanız sohbetimden, beni izlemekten, vakit geçirmekten benimle keyif alıyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız daha makbule geçer. İşte beğeniler ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazma benim için daha önemli şeyler. Bunların hepsi ücretsiz abi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok ilginç bir kapanış oldu be. Allah'a emanet olun abi.